Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde elektriksel kuvvetten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki zıt yükler ne yapıyordu? Zıt yükler birbirini çekiyordu. Aynı cins yükler ise birbirine ne yapıyordu? İtiyordu. İşte bu birbirlerine uyguladıkları itme ve çekme kuvvetine biz ne diyoruz? Elektriksel kuvvet, yani klon kuvvet olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Şimdi aynı cins yüklü cisimler birbirini ne yapar arkadaşlar? İter. Mesela bu ikisi de artı cins yüklüyse ne olacaktır? O zaman bu cismi itecek. Bu da bu cismi ne yapacaktır? İtecektir. Burada dikkat edeceğimiz olay birincisi şu. Yükler büyüklük olarak farklı olsa bile, yani atıyorum birinin yükü 10Q, diğerinin yükü 1Q olsa bile, bunu uyguladığı kuvvetle, birinci yükün ikinciye uyguladığı kuvvetle, ikincinin bile uyguladığı kuvvet büyüklük olarak nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yani şöyle bir mantık yoktur. Yükü büyük olan küçüğü çok iterken küçük olan büyüğü az iter diye bir mantık yoktur. İki yük arasındaki elektriksel kuvvet birbirine ne olmak zorunda? Büyüklük olarak eşit olmak zorundadır. Hani bunu kütle çekim kuvvetinden de hatırlayabilirsiniz. Mesela kütle çekim kuvvetinde de ne oluyordu? Dünya seni ne kadar kuvvetle çekiyorsa aslında sen de dünyayı ne yapıyordun? Aynı büyüklükte kuvvetle çekiyordun. Yani bu kuvvetlerde nedir aynı zamanda? Bir etki tepki kuvvet çiftidir. Ve bu uygulanan kuvvetler büyüklük olarak eşittir ama vektörel baktığımız zaman yön olarak nedir? Birbirine terstir. Yani F1 kuvveti ne eşittir diyeceğiz? Eksi F2 kuvvetini eşittir diyeceğiz. Peki cisimler zıt yüklüyse ne olacak? Zıt yüklüyse de birbirlerini ne yapacaklar? Çekecekler. Ve yine aynı şekilde birbirlerine uyguladıkları kuvvet büyüklük olarak ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Hatta daha önce de belirttiğimiz gibi ne olacaktır arkadaşlar? Yüklü bir cisim ile nötr bir cisimde ne yapar? Bir cisimde birbirini çeker. Birbirini çeker. Yani illa birbirini çekmesi için zıt yüklü olmasına gerek yok. Biri yüklü biri nötrse de bunlar birbirini ne yapar? Çeker. İşte bu yüklü cisimler birbirine uyguladığı kuvvetler büyüklük olarak eşittir fakat zıt yön olarak zıttır. Peki bu kuvvetin büyüklüğü, yani birbirlerine ne kadarlık kuvvetle çekecekler, neye bağlıdır? Yüklerin çarpımıyla doğru orantılıdır. Aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani şöyle bir matematiksel model vardır. Bunların birbirine uyguladığı o elektriksel kuvvet, yani 1'in 2'ye uyguladığı kuvvetle 2'nin 1'e uyguladığı kuvvet büyüklük olarak eşittir. Ve neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D karedir. Buradaki K dediğimiz arkadaşlar bir sabittir. Ortamın elektriksel geçirgenine bağlı olan bir sabittir. Yani ortama bağlı olan bir şeydir. İşte boşluk için sabit bir değeri vardır. Mesela boşluk için K 9 çarpi 10 üzeri 9 Newton metrekare bölü klon karedir. Yani sabit bir değeri vardır. Q1, Q2 dediğimiz oradaki cisimlerin yük büyüklükleridir. Dolayısıyla yüklerin çarpımıyla doğru orantılıdır. Hani mesela yükün bir tanesini artması birbirlerine uyguladığı kuvveti ne yapar? Arttırır. İki tanesi de artıyorsa o zaman birbirlerine uyguladığı kuvvetler artar. Ama mesela sen Q1 arttırırsan bu ikisinin çarpım değeri artacağı için birbirlerini daha büyük kuvvetle çekerler. Yani yükü artan küçüğü daha çok kuvvetle çekip küçük büyüğü aynı kuvvetle çekmiyor. O onu ne kadar da çekiyorsa diğer de onu ne yapmak zorunda? Mutlaka aynı büyüklükte kuvvetle çekmek zorundadır. Ve bu uygulanan kuvvet aralarındaki uzaklığın karesiyle de nedir? Ters orantılıdır. Yani aralarındaki mesafe yükleri birbirinden uzaklaştırdıkça birbirine uyguladığı kuvvet değeri giderek azalır. Birbirine yaklaşırsa birbirine uyguladığı kuvvet değeri giderek ne yapacaktır? Artacaktır. Vektörel bir büyüklüktür. Vektörel işlem yapılması lazım. Yani toplarken çıkarırken yöne dikkat etmemiz lazım. Ve bu birbirine uyguladığı elektriksel kuvveti bu şekilde buluyoruz. Mesela yüklerden biri iki katına çıkarılması demek ne demektir? Elektriksel kuvvetin formülü neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Sen atıyorum bunun bir tanesini iki katına çıkarırsan çarpım değeri iki katına arttığı için elektriksel kuvvet ne yapacaktır? İki kat artacaktır. Ama ne olacaktır? O onu iki kat daha çok çekecektir. O onu iki kat daha çok çekecektir. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela mantığınıza oturması amacıyla. Dedim ki burada bir artı Q yüküm var. Burada da bir eksi Q yüküm var. Ve aralarındaki mesafe neydi? Bunlar birbirini ne yapar? Bunlar birbirini çeker zıt yüklü olduğu için. Bu bunu çeker. Bu da bunu çeker. Allah çektirmesin. Peki bu bunu F kuvvetiyle çekiyorsa bu da bunu F kuvvetiyle çekmiş olsun. Bu F'i biz verelim. Sonra dedim ki arkadaşlar dedim bu artı Q burada aynen duruyor. Aynı D uzaklığında ama ben buraya eksi Q değil de eksi 2 Q'luk bir yük koydum. Yani yükü iki katına çıkardım. Ne olacak? Yine bir artı bir eksi olduğu için yine birbirlerini çekecekler. Peki ne kadar kuvvetle çekerler? Az önce çarpımları 1'di. Şimdi ise çarpım değerleri iki katına çıktığı için o zaman bu bunu 2F ile çekecek. Bu da bunu 2F ile çekecek. Yani yükü fazla olan çok çeker, az olan az çeker diye bir kare yok. Onun uyguladığı kuvvetle bu yükün diğerine uyguladığı kuvvet birbirine eşittir. Ve o kuvvet yüklerin çarpım değerine bağlıdır. Yani şöyle düşün. Dedim ki bunun yükünü artı 2 Q yaptım. Diğerinin aynı D uzaktaki yükünü eksi 3 Q yaptım. Ne oldu? 1 artı 1 eksi ne diyeceksin? Hocam bunlar birbirini çeker. Tamam çeker.
Ve o onu neyle çekiyorsa bu da bunu aynı kuvvetle çekmek zorunda. Tamam, onda da bir sıkıntı yok. Peki ne kadar da kuvvetle çekerler? Yüklerin çarpımına bakıyorum. Çarpımları ne oldu? 2 kere 3, 6 katına çıktı. Az önceki bizim F verdiğimiz göre. O zaman bu bunu 6F ile çekerken bu da bunu ne yapacaktır? 6F ile çekecektir. Peki dedim ki bunun yükü artı 4Q. Aradaki mesafede bunun yükü artı 3Q. O zaman ne diyeceksin? Ha hocam bu sefer artı artı aynı cins. O zaman bunlar birbirini çekmeyecek, itecek. Bu bunu itecek, bu da beni itecek. Ve yine onun onu uyguladığı kuvvetle diğerinin onu uyguladığı kuvvet ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ve ne kadar? Yüklerin çarpımı kaç? 12 olduğu için bu bunu 12F ile iter. Bu da bunu 12F ile iter. Yüklerin çarpımına bakıyoruz yani. Bir de neye bağlı? Aradaki uzaklığa bağlı. Yalnız uzaklığın karesiyle nasıl orantılı? Ters orantılı. Şöyle düşün. Dedim ki yüküm artı 6Q. Aradaki mesafeyi ne yaptım? 2D yaptım. Bunun yükü ne kadar? Eksi 3Q. O zaman dedim ki bunlar birbirine ne kadar kuvvet uygular? Ne diyeceğim? Bakacaksın. 1 artı 1 eksi. O zaman diyeceksin ki hocam bunlar birbirine zıt yüklü olduğu için çekiyorlar. Tamam. Ve birinci yükün ikinci uyguladığı kuvvetle ikincinin biri uyguladığı kuvvet aynı büyüklükte olmak. Tamam. Orada da sıkıntı yok. Peki ne kadar? Hocam bunların çarpımı 6 çarpı 3 18F olacaktı. Dikkat et, burada artı eksiyi çarpmaya katmıyorsun. Artı eksi bunların yönünü ifade ediyor. Yani çektiğini, ittiğini ifade ediyor. Zıt olduğu için 1 artı 1 eksi olduğu için birbirini çekerdik. Çarpımları kaç? 18. 18F diyecektik. Ama baktık ki aradaki mesafe 2 katına çıkmış. O zaman aradaki uzaklığın karesiyle yani 2'nin karesi 4 kat daha azaltacağız. Yani ne olacak? 18 bölü 4. 9 bölü 2 diyeceğiz. O zaman bu bunu 9 bölü 2F ile çeker. Bu da bunu ne yapar? 9 bölü 2F ile çeker. Mesela dedim ki arkadaşım burada bir yük var. Ne kadar? Yük artı 3Q. Burada başka bir yük var. Şunu biraz düzgün çizeyim. Şöyle bir uzaklıkta. Buradaki yükümüz ne kadar? Buradaki yükümüz de eksi 18Q. Ve aradaki mesafe ne kadar? Aradaki mesafe 3D. Dedim ki birbirlerine ne kadar kuvvet uygularlar? Diyeceksin ki 1 artı 1 eksi. O zaman bunlar birbirini ne yapar? Bunlar birbirini çeker. Allah çektirmesin. Peki ne kadar kuvvetle çekiyor? İşte birbirine uyguladığı kuvveti bulmak için ne yapıyorsun? Yüklerin çarpım değerine bakıyorsun. Birinin yükü 3, diğerinin yükü 18. Çarpımları 3 çarpı 18 olacak. Çünkü yükler çarpımına doğru orantılı. Buradaki artı eksi işleme katmıyoruz. O ittiğini çektiğini yönü ifade ediyor. Peki bakıyorum aradaki uzaklığı ise başlangıca göre 3 kat arttırmışım. Dolayısıyla 3'ün karesi 9 kat geri azaltacaksın. Yani 3 çarpı 18 bölü 3'ün karesi 9 diyeceksin. 9'da 18 adresi 2 kaldı. 3 kere 2 6. Demek ki bu bunu 6F ile çeker. Bu da bunu 6F ile çeker. Yani yükler her zaman birbirine ne yapmak zorunda? Eşit büyüklükte kuvvet uygulamak zorunda. Ve bu uygulanan kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Örneğin. Yük miktarı artı 4Q, artı Q olan KL aradaki mesafe 2D'dir. Bu durumda K'nın L'ye uyguladığı kuvvet F. Bakıyorum artı artı ne yapar bunlar birbirini? İter. O zaman KL'yi ne yapar? İter. Ne kadar kuvvetli iter? İşte bunun çarpımı 4 ile öbürünün yükün çarpımı 1 bölü aradaki uzaklık 2'nin karesi 4. Yani 1. Adam buna ne demiş? F demiş. Olduğuna göre cisimler arasındaki mesafeyi yarıya indirirsem, yani burayı 2D değil de D yaparsam ne olur? Yine yükümüz artı 4Q olacak. Artı Q olacak. Ancak bu sefer aradaki mesafe ne olacak? 2D değil D olacak. Yine artı artı olduğu için bu bunu itecek. Bu da bunu itecek. Ama bu sefer kimin kimin uyguladığı diyor arkadaşlar. L'nin K'ya uyguladığı diyor. Yani şu bizim K cismimiz, bu L cismimiz. Şimdi L K'yı ne yapacak? İtecek. Sonuçta zaten onu neyle itiyorsa da onu büyüklük olarak aynı kuvvetle itecektir. Peki ne kadar kuvvetle itecek? Şimdi yüklerin çarpımı 4 çarpı 1. Böyle aradaki mesafe artık 1D olduğu için 1'in karesi 1'den 4. Az önce neydi? 4 bölü 4'ten 1'di. Adam bile F demişti. Şimdi ise 4 olduğu için o zaman demek ki kuvvet ne oldu? 4 kata çıktı. Bitti mi? Bitmedi. Niye? Üzerine kazık koymuş. Yönlere dikkat edin. Adamın F diye tanımladığı şey sağa doğru olan itme kuvvetiydi. Şimdi ise LK'yı sola doğru ittiği için, zıt yönlü olduğu için buna F 4F demeyeceğiz. Eksi 4F diyeceğiz. İşte buradaki eksilik neyi gösterecek? Yönü. Yani adamın bana F diye tanımladığı şey K'nın L'ye uyguladığı kuvvet. Yani sağa doğru olan kuvvet F demiş. Şimdi L'nin K'ya uyguladığı kuvvet sola doğru olduğu için ne olacaktır? Buna eksi 4F diyeceğiz. Yükü artı Q olan X cisminde yükü eksi 4Q olan şekilde konumluyken X küresinin Y küresine uyguladığı kuvvet F. X Y'yi ne yapar? X Y'yi çeker. Nereye doğru? Buraya doğru. Ne kadar kuvvetle çeker? İşte bunun yükü 1 çarpı bunun yükü 4. Eksi almıyorum, o çektiğini yönü ifade ediyor. Böyle aradaki mesafe 1D olduğu için 1'in karesi 1. Yani 4 ile çekiyor. Adam bunu F diye tanımlamış. Yani şu sola doğru 4'lük bir kuvvete adam F demiş. Diyor ki X Y küreleri yalıtkan yardımıyla birbirine dokundurulup küreler aynı yere konulsa. Şimdi birbirine dokununca ne yapacak? Dokununca paylaşım yapacaklar. Toplam yükü ortaya koyacaklar, paylaşacaklar. X ne diyecek? Kardeş diyecek. Bende artı Q var.
Y diyecek. E bende de eksi 4Q var. E o zaman toplam ne kadar yükümüz var? Eksi 3Q'luk yükümüz var. E bunu ne yapalım? Hadi paylaşalım. Nasıl paylaşacağız? Yarı çaplarımız oranla. 1'e 2 oranda paylaşacağız. Yani bu toplam yükü, toplam yarı çapı 3'e böldüm. Neyi buldum? Yarı çap başına eksi 1Q düşeceğini buldum. O zaman X'in yükü artık ne olacak? Eksi 1Q olacak. Y'nin yükü ne olacak? Yarı çapı 2R olduğu için eksi 2Q olacak. Artık yeni yükler bunlar. Ve bunları ne yaptım? Bunları götürdüm. Yine aynı D mesafesi olacak şekilde koydum. Şimdi Y'nin X'e uyguladığı kuvveti soruyor. Şimdi bakalım. Şimdi X de eksi eksi olduğu için bu sefer ne yapacaklar? İtecekler. Dolayısıyla Y X'i ne yapar? İter. Ha, X de Y'yi iter. Ama sonuçta bize Y'nin X'e uyguladığı kuvveti sorduğu için bu yöne doğru. Peki ne kadarlık kuvvetle itecekler? Eksileri burada işleme katıyor muyum? Hayır, katmıyorum. O eksiler işte birbirini ittiğini ifade ediyor. Yani yönü gösteriyor. E 1 ile bunun yükü 2'yi çarpacağım. Aradaki mesafe 1D olduğu için, yine aynı mesafeye koyduğu için 1'in karesine böleceğim. Yani neyle iter? 2 ile iter. Peki adam sola doğru olan dörtlük kuvvete F demişti. E şimdi yine sola doğru, demek ki aynı yönde. Ama kuvvetin değeri 4 değil, 2'ye düştü. Yani yarıya düştü. O zaman bu da ne diyecektir? Buna F bölü 2 diyecektir. Ve aynı yönde olduğu için artı F bölü 2 diyecek. Oradaki artılık yönü ifade edecek. Yani adamın tanımladığı kuvvetle aynı yönde olduğunu ifade etmiş oluyor. Bu örneğimize bakalım. Eksi Q yüklü X küresiyle artı 4 Q'yu yerleştiriyor. Artı Q yüklü cisim hangi bölgeye konursa dengede kalabilir. Şimdi diyor ki bunlar orada sabitlenmiş zaten. Oralara konulmuş. Senin eline bir tane artı Q yükü veriyorum. Sen o yükü nereye koyarsan dengede kalabilir. Şimdi şöyle düşün. Mesela ben artı Q yükünü ikinci bölgeye koysam dengede kalır mı o bana verdiği artı Q yükü? Bakıyorum. Şimdi bu adam o buradayken kim kuvvet uygulayacak? X ve Y uygulayacak. X ne yapacak? Diyecek ki ben eksiyim sen artısın, çekecek. O zaman X bunu çeker. E Y bu artı bu artı olduğu için Y de bunu iter. E şimdi biri çekiyor biri itiyor ve X de aynı yöne kuvvet uyguluyorsa bunun dengede kalma şansı var mıdır? Yoktur. O zaman bıraktığım anda X'e doğru ne yapacaktır bu adam? Gidecektir. Peki şöyle düşünelim. Üçüncü bölgeye koysam o artı Q yükünü dengede kalabilir mi? Bakıyorum. Y ne olacak? Artı 4 olduğu için. Bu da artı olduğu için Y bunu itecek. E X eksi olduğu için, bu da artı olduğu için X bunu çekecek. Ha evet. Biri itiyor, biri çekiyor. Tamam. Dengede kalma ihtimali var bir nebze. Ama neyi kontrol edeceğim? Şunu kontrol edeceğim. Dengede kalabilmesi için Y'nin uyguladığı kuvvetle X'in uyguladığı kuvvet birbirine ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Peki. Kuvvet neye bağlı? Yüklerin çarpımına bağlı. Aradaki uzaklığa bağlı. Çarpımları da doğru, uzaklığın karesi de ters orantılı. Şimdi bakıyorum, Y'nin bunu uyguladığı kuvveti bulurken ne yapacağım? İşte 4Q ile bunun yükü Q'yu çarpıp aradaki uzaklığa böleceğim. X'in bunu uyguladığı kuvveti bulurken de X'in yükü olan 1Q ile buraya koyduğum 1Q'yu çarpıp aradaki uzaklığın karesine böleceğim. Şimdi bakıyorum, Y'nin yükü fazla olduğu için çarpımlar daha büyük. Peki aradaki uzaklığa bakarsam da bu bölgede hangi nereye koyarsam koyayım ne olacak? Y'ye daha yakın, X'e daha uzak bir nokta olmuş olacak. Dolayısıyla hem Y'ni de çarptığınız zaman yüklerin değeri büyük, hem de mesafe daha küçük olduğu için bu üçüncü bölgede Y'nin bunu uyguladığı kuvvet, X'in uyguladığı kuvvetten her zaman daha büyüktür. Çünkü Y'nin hem yükü fazla hem daha yakın. Dolayısıyla Y'nin uyguladığı kuvvet, X'in uyguladığı kuvvetten daha büyük olduğu için tamam zıt yönlü olabilirler ama birbirini dengeleme şansı yoktur. O yüzden 3 de olmaz. Peki birinci bölgeye koysam o artı Q yükü olur mu? E bakıyorum. Şimdi X eksi olduğu için bunu ne yapacak? X çekecek. Y artı olduğu için, bu da artı olduğu için Y bunu ne yapacak? İtecek. Ha, peki tamam bir itiyor bir çekiyor zıt yönlü. Peki dengelemesi için bu kuvvetlerin birbirine ne olması lazım? Eşit olabilir mi bakıyorum. Şimdi X'in yükü az ama mesafe olarak yakın. Y'nin yükü fazla ama mesafe olarak fazla. Yani eşitleme şansı var mı? Evet var. Hatta ve hatta şöyle yapsam şunları sileyim kafanız karışmasın. Bu kuvvetler birbirine eşit yapmam lazım ya dengelemek için. E buradaki mesafeyi atıyorum 1D desem, yani yüklerin çarpımı 1, aradaki uzaklık 1 olduğu için 1'in karesi böyle işte 1 bölü 1 çarpı 1 bölü 1'in karesine 1'lik kuvvet elde edeceğim. E bunun uyguladığı kuvveti 1 olması için yüklerin çarpımı 4 kere 1, 4. Aradaki uzaklığı da 2D yaparsam, 2D'nin karesine bölersem, yani bu yükün çarpımı bulurken 4Q ile Q'yu çarpıp 2D'nin karesi 4D kareye böleceğim. 4'ler sadeleşecek. E X'in bunu uyguladığı kuvveti bulurken 1Q ile 1Q'yu çarpıp D kareye böleceğim. Bak kuvvetler de eşit oldu mu? Oldu. O zaman birinci bölgede bir noktaya koyarsam ne olur? Dengede kalabilir. Birinci bölgeye konulursa o artı Q yükü dengede kalır. Ve hatta o koyduğum nokta X'e ne kadar uzaklıktaysa 2 yük arasındaki mesafede, yani şu mesafede D'ye kadar. Yani yükler arasındaki mesafeye eşit bir mesafede ne yapmam gerekiyormuş? Koymam gerekiyormuş. Peki eksi Q yüklü bir cismi nereye koysak dengede kalır? E dikkat ederseniz artı Q ile eksi Q aynı mantık aslında. Yükü eksi yaparsam bu sefer X itecek, Y çekecek.
Dolayısıyla aynı yönlü olduğu için 2 olmaz. 3'e koyarsam bu sefer yüküm eksi olduğu için bu sefer y çekecek, x itecek. Ama bu bölgede ne olacak? Y'nin hem yükü fazla hem daha yakın olduğu için y'nin uyguladığı kuvvet yine x'ten büyük olacak. Burası olmayacak. Ve dolayısıyla eksi q yaparsan ne olacaktır? Yine aynı yerde dengede kalacaktır. Hatta koyduğumuz yer bile değişmeyecek. Niye? Sadece bu x bu sefer itmeye başlayacak. Eksi eksi olduğu için. Y ise bu sefer bu artı bu eksi olduğu için çekmeye başlayacak. Ama kuvvetler zaten büyüklük olarak birbirine eşit olduğu için ne olur? Yine aynı yerde dengede kalacaktır. Yani eksi Q yüklü dengeye kalması için yine ne yapmam lazım? Yine birinci bölgede bir noktaya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi noktasal yüklerin elektriksel olanı. Şimdi elektriksel olan demek ne demektir arkadaşlar? Elektriksel olan şu demektir. Mesela şöyle düşünün. Şurada bir artı Q yüküm olsun. Ben şu A noktasına başka yük koydum. Artı veya eksi yük koydum. Mesela bir artı yük koyduğum zaman ne yapacak? Bu artı Q bu yükü itecek. Ha eksi ise de çekecek. Peki şöyle bir noktaya koydum. E bu yine bunu itecek. Artı ise eksi ise yine çekecek. Yalnız uzaklaştığı için uyguladığı kuvvetleri ne yapacak? Zayıflayacak, azalacak. Biraz daha uzağa getirdim. E ne oldu? E uyguladığı kuvvet biraz daha azaldı. Biraz daha uzaklaştırdım. Kuvvet biraz daha azaldı. Biraz daha uzaklaştırdım. Biraz daha. Çok uzak şöyle bir noktaya götürdüm. Artık uyguladığı kuvvet o kadar küçüldü ki ne yaptık? Aman dedik. O da boş ver. Önemli değil. Dolayısıyla ne diyoruz? Şunu diyoruz aslında. Bir yükün etrafında belli bir sınırlı alan vardır. Sınırlı bir bölge vardır. O bölgedeki yüklere uyguladığı kuvvet hani dikkate alınacak kadar fazladır. O bölgenin dışında çok uzak bir mesafelere koyarsak uyguladığı kuvvet ne olacak? Önemsiz olacak. Yani yok denecek kadar az olacak. İşte o bölgeye o yükün elektriksel alanı diyoruz. Yani kısacası etki bölgesi diyoruz. Yani yüklerin birbirini fark etmesini sağlayan elektriksel kuvvetin ortaya çıkmasına sebep olan yüklü parçanın o etrafında oluşturduğu bir bölgedir. Yani onun etki bölgesidir kısaca. İşte o yükün bir elektriksel alanı varsa orada bir etki bölgesi vardır. Dolayısıyla o elektriksel alandaki etkisi yani cisme yüke ne kadar yakınsa etkisi o kadar güçlü olacağı için onu temsil etmek için orada daha güçlü bir elektriksel alanı vardır deriz. Daha uzaktaysa daha yakın. Mesela şöyle düşün. Burada artı Q1 yükü var. E burada eksi Q2 yükü var. Şimdi ne diyoruz? E 1 artı 1 eksi birbirini ne yapar? Çeker. İşte ya birbirini çekecek de. Mesela bu Q2 yükü Y cismi Y yükü olsun. Bu da X yükü olsun. Q1 yükümüzde X yükü olsun. Şimdi Y buraya konulduğu zaman Y çekilecek X tarafından. E X'in Y'yi nasıl çekeceğini neye bağlı? Yani X nereden biliyor o Y'nin orada olduğunu nasıl çekeceğini? İşte elektriksel alan etkilerinden biliyor. Yani sonuçta X'in bu bölgede neyi var? Bir elektrik alan etkisi var. Yani bir etki bölgesi var. Senin bir etki alanın var. E bu Y'nin de bir etki alanı var. Farklı bir renkle yapayım bunu. Sonuçta ne oluyor? E bunlar birbirinin etki bölgelerine konulduğu zaman birbirlerini fark ediyorlar. Ha diyorlar. Demek ki burada benim etkimi değiştiren bir başka etki var. Yani ben orada başka bir yük var. Hadi ben ona yüke ne yapacağım? Bir kuvvet uygulayacağım. İşte yüklerin birbirine kuvvet uygulamasını sağlayan, hani birbirinin etki bölgesini belirleyen şey o yükün ne diyoruz? Elektriksel alanı diyoruz. Bir yükün bir noktadaki elektrik alan büyüklüğünü yani etki şiddetini ölçmek için oraya ne yaparız? Birim test yükü koyarız. Yani pozitif birim yüke uyguladığı kuvvet gibi düşünürüz. Yani şöyle düşün. Burada bir artı Q yükü var. Sen bu artı Q yükün şu D kadar uzakta bir A noktası var. Dedin ki bu yükün bu A noktasındaki etkisi ne kadar? Yani sen bu yükün oradaki etkisini mi ölçmek istiyorsun? Ha orada başka bir yük var mı? Hayır yok. Ama orada ne kadarlık bir etkisi var? Onu ölçmeye çalışıyoruz. O zaman ne yapacaksın? Sen oraya bir test yükü koyacaksın. Test edeceksin. Oradaki etkisini test edeceksin. İşte o test yükümüz nedir? Her zaman artı bir birimlik test yüküdür. Sen oraya artı bir birimlik bir yük koyarsın. Bakarsın bu adam buna ne kadar kuvvet uygulayabiliyor? Ha dersin bunun buradaki etkisi o kadardır. Yani elektrik alanı bulmuş olursun. Yani elektrik alan artı birlik test yükünü etkeden kuvvet gibi. Bir birimlik test yükünü etkeden kuvvetmiş gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla artı Q her zaman dikkat edin artı 1 alınır bu. Artı Q yükü buradaki artı 1'i ne yapar? İter. Elektrik alanda vektörel bir büyüklüktür, yönlü büyüklüktür. Yönlü olduğu için bu yükün işareti artı eksi işleme katmayız. O artı eksi yönü gösterir orada. E artı Q artı 1 itecek. Nereye doğru itecek? İşte bu yöne doğru itecek. İşte sen hesaplıyorsun bu yükün buna uyguladığı kuvveti hesaplıyorsun aslında. E uygulanan kuvvet neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Ama işte orada Q2 yok aslında. Sen onu test etmek için oraya ne yapıyorsun? Birim test yükü koyuyorsun. Yani Q2 yok aslında. Oraya biz birim test yükünü koyacağız. Dolayısıyla orada Q2'yi 1 olarak yani birim test yükü olarak kabul ettiğimiz için Q2'yi almayacağız. O zaman sen buradaki etkisini bulurken nasıl bulacaksın? K çarpı Q bölü D kare diyeceksin. Orada ikinci bir yük yok artık. Sen oraya test yükünü koyuyorsun. Etkisini ölçüyorsun o noktada. Mesela eksi Q yükünün D kadar uzandığı şöyle bir B noktası verdik. Dedi ki bu eksi Q yükünün B'de oluşturduğu elektrik alan nasıldır? Hangi yöndedir? Ne kadardır?
Şimdi sen oradaki elektrik alan etkisini, yani yükün etkisini bulmak için ne yapacaksın? Test yükünü getirip koyacaksın. Test yükün ne? Artı 1 her zaman. Artı 1'i koydun. Ekledin ki eksi Q artı 1'i ne yapar? Çeker. O zaman bu noktadaki elektrik alan bu yöne doğru diyeceksin. Sonuçta vektörel yön önemli. Ne kadar? K çarpı, işte bunun yüküyle bunun yükünü çarpıyor da Q yük çarpı. Oradaki ikinci yük yok. Orada test yükümüz var. Onun için ikinci yükü yazmıyoruz. Böyle tek hale diyeceksin. İşte B noktasındaki elektrik alan etkisi bu. Peki buradaki hocam eksi Q'yu eksi işlem alıyor muyum? Hayır. O eksi neyi gösteriyor? İşte o elektrik alan yönünü çektiğini, yani test yükünü çektiğini gösteriyor. İşte elektrik alanında ne yapıyoruz? Bu şekilde buluyoruz. Yani elektrik alan demek bir yükün etki bölgesi demek. Yani o yükün etrafında sınırladığı, o bölge benim etkim bölgesi, o bölgeye başka bir yük girerse ben ona kuvvet uygulayacağını fark edeceği bir etki alanı. Ve oradaki sen etki alanını ölçmek için ne yapıyorsun? Artı birlik test yükünü alıyorsun. Neredeki elektrik alanı bulmak istiyorsun? Oraya koyuyorsun. Sanki ona etkilen kuvvetmiş gibi ne yapıyorsun? Hesaplıyorsun. Olayın mantığı bu. Eşit kareli bölünmüş, ayrılmış yatay düzlemdeki Q yükünde KLM noktalarındaki elektrik alanları sırasıyla büyüklük ilişkisi nedir? Yani diyor ki bu yükün K'daki, M'deki, N'deki etkisini ölç. Ha orada başka bir yük var mı? Yok. Ama işte biz oradaki etkisini bulmak için oraya test yükünü, yani artı 1'i koyacağız. O zaman artı Q, K'daki yükü ne yapacak? İtecek. Neyle itecek? Bu tarafa dolayacak. Neyle itecek? Atıyorum E ile itecek. İşte E ne? K çarpı Q bölü D kare. Peki M'deki etkisini bulmak için ne yaptın? M'ye de test yükünü, yani artı 1'i koydun. E dedin ki artı Q bunu ne yaptı? İtti. Buraya doğru itti. O zaman M'deki elektrik alanı da bu yöne doğru. Ne kadar? E K Q bölü yine D kare. E N'deki etkisini bulmak için gene aldığın test yükü olan artı 1'i oraya koydun. E Q yükü bunu ne yaptı? Yine itti. Ha, ne kadar kuvvetli itti? E K çarpı Q bölü bu sefer buna uzaklığı ne kadar? 2D olduğu için 2D'nin karesi, yani 4D kare. Dolayısıyla ne oldu? Bu yükün dikkat edersen K'da ve M'deki etkisi eşit. Yani adam diyor ki sana bu yükün K ve M noktalarına başka bir yük koyarsak onlara aynı kuvveti uygular. Niye? Çünkü eşit uzaklıkta. Ama ne olur? K'daki elektrik alanı işte sola doğru, M'deki sağa doğru. Ha N'de ise uzaklaştıkça elektrik alan etkisi ne yaptı? Zayıfladı. Yani biz ne yapacağız? Ama bize büyüklük ilişkini sorduğu için K'daki elektriksel alanla M'deki elektriksel alan, yani etki bölgeleri eşittir. L'deki ise onlardan azdır. Hatta ne kadardır? Dörtte biri kadardır diyebiliriz arkadaşlar. Şekildeki yerleştirilmiş aynı büyüklükteki yükler, aynı büyüklükte dediği için Q değerleri, yükler aynıymış. M noktasındaki bileşik elektrik alanı hangi yönde olamaz? Şimdi elektrik alan diyor ki kimin elektrik alanı? İkisinin. Yani bu sefer bu noktada kim var? Hem birinin etkisi var hem ikisinin etkisi var. İşte ikisinin ortak etkisi olan bileşik elektriksel alandan bahsediyor. Sen buradaki etkiyi bulmak için ne yapacaksın? Buraya test yükü olan artı 1'i koydun. E şimdi buradaki Q1 yükü artı mı eksi mi işareti biliyor muyum? Hayır. Sadece büyüklüğünün aynı olduğunu biliyorum. Mesela farz et ki bu artı olsun. E artı test artı yükü ne yapacak? Test yükünü itecek. E o zaman Q2 de artı olsun. E o da ne yapacak? E o da itecek. Bu da itiyor. Bu da itiyor. E yükler aynı. Uzaklıklar da aynı olduğu için o zaman bunun itmesiyle bunun itmesi aynı olduğu için sen bu ikisini vektörel toplayacaksın. O zaman ikisi de eşitse bileşke nerede olacaktır bileşkesi? Yani toplamları tam ortada olacaktır. Yani hangi yönde olacaktır? 3 yönünde olabilir. Ama Q1 ve Q2'nin işaretini biliyor muyum? Bilmiyorum. E belki ne yapacak? Şunları sileyim. Belki Q1'imiz artı itecek. Belki Q2'miz eksi çekecek. Yani sonuçta test yükümüz her zaman artı 1'di ya. Sonuçta ben bunların işaretini bilmediğim için Q1 belki artıysa bu artı 1 itecektir. Q2 eksi ise çekecektir. Uzaklık aynı, büyüklük aynı olduğu için ikisi de eşit büyüklükte kuvvet uyguladığı için ikisini aynı büyüklükte çekersen ikisinin tam ortası. Hangi yönde gidebilir? 5 yönünde gidebilir. Yani elektrik alan 5 yönünde olabilir mi? Olabilir. E nereden biliyoruz? Belki Q1'imiz eksi çekecek. Belki Q2'miz artı itecek. E uzaklıklar aynı, yükler aynı olduğu için ikisi de etkisi eşit olduğu için eşit miktarda bu yönde kuvvet uygularsam bileşkesi ne olur? İkisinin tam ortasında giden eşit kuvvet uyguladığım için bir yönünde olabilir. Veya başka ne kaldı ihtimal? İkisinde eksi eksi olma durumu var. Belki bu eksidir çekiyordur, bu da eksidir çekiyordur. O zaman bileşke ne olur? Bileşkede ikisinin tam ortası bu yönde olur. Öyle bir yön vermiş mi? Vermemiş. O zaman hangileri olabilir bileşke elektrik alan? 1, 5 ve 3 olabilir. Hangileri olamaz demiş? Bir kere 2 olamaz. Niye? Çünkü bunlar zaten buradaki etkileri eşit olduğu için bileşke bunların tam ortasında olacaktır. Veya 4 olabilir mi? Olamaz. 4'ün olması için sadece Q1'in etkisinin olması lazım. Sadece Q1 olsaydı evet bileşik elektrik alan 4 olurdu. Ama Q2'de burada bir yükü var. O da bunu itecek veya çekecek. İşte itme veya çekme yönüne göre ne yapacaktır? Bileşik elektrik alanı 4 yönde olmayacaktır. Dolayısıyla hangisi olamaz demiş? 2 ve 4 olamaz arkadaşlar. Elektrik alan çizgilerinin özelliği nedir arkadaşlar? Normalde biz işte elektriksel alanı hani oradaki etkisini gösterebilmek için biz bunu ne yapıyoruz? Soyut olarak hani bir modellem olarak gösteriyoruz.
Mesela işte bir artı Q yükümüz varsa, mesela bunun buradaki etkisini bulmak için her zaman artı birlik yük koyuyorduk ya, test yükümüz her zaman artı bir de. Artı Q artı bir gittiği için artı yükün etkisi nereye doğrudur? Dışa doğrudur. Dolayısıyla artı yükün elektrik alan çizgileri nereye doğru olacak? Dışa doğru olacaktır. Eğer yükümüz eksi ise test yükümüz artı bir olduğu için o artı birlik test yükünü çektiği için eksi yükün elektrik alan çizgilerin yönü ise nereye doğru olacaktır? İçe doğru. Yani elektrik alan çizgileri dediğimiz işte etkisini göstermeye çalıştığımız alan çizgileridir. Birbirini ne yapmazlar? Birbirini asla kesmezler bu çizgiler arkadaşlar. Her zaman artı yükten dışa doğrudur. Eksi yükten nereye doğrudur? Eksi yükteyse her zaman yön olarak içe doğrudur. Çünkü test yükümüzü artı bir kabul ettiğimiz için artı yük gittiği için eksi yük çektiği için artılar da dışa doğru, eksiler de içe doğru olacak. Elektrik alan sıklaştığı yerde alan şiddeti daha fazladır. Yani mesela bu yüke yakın bir bölgeye ne olacak? Yakın bir bölgedeyken etkisi daha güçlü. Uzaklaştıkça etkisi ne yapıyor? Zayıflıyor. Bunu anlatabilmek için ne yapacağız? İşte yüke yakın olan yerlerde o çizgiler birbirine daha yakın, daha sık sık iken uzaklaştığı yerlerde o çizgiler arasındaki mesafe ne yapmaya başlayacak? Giderek seyrekleşmeye başlayacak. Ha sen neyi anlayacaksın? Şunu anlayacaksın. Burada çizgiler birbirine daha sık, daha yakın. O zaman demek ki burada etkisi güçlü. Burada çizgiler birbirinden uzaklaşmış, seyrekleşmiş. O zaman demek ki burada etkisi daha az diyeceksin. Bu yüklerden her zaman yüzeye ne yapar? Dik olarak çıkar. Ve yüzeye her zaman ne yapar arkadaşlar? Dik olarak gider. Yani elektrik alan çizgileri yüzeye, elektrik yükün yüzeyine her zaman dik olarak girecek veya çıkacaktır. Herhangi bir noktanın elektrik alan vektörü o noktadan geçen elektrik alan çizgisine teğettir. Yani elektrik alan çizgilerine teğet çizdiğin zaman o noktanın elektrik alanını bulmuş oluyorsun. Mesela artı yükle eksi yük arasındaki elektrik alana bakacağız. Şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Mesela buraya test yükü koyarsan, artı bir koyarsan, artı ne yapacak? İtecek. Eksi ne yapacak? Çekecek. İşte o zaman burada bileşik elektrik alan nereye doğru? Artıdan eksiye doğru. Ve artı ile eksinin birbirini çektiğini göstermek için alan çizgileri işte ne yapacak? Alan çizgileri bu şekilde olacak. Mesela bu arada bölgede bunların etkisi daha güçlü olduğu için burada alan çizgileri daha sık. Kenarlara doğru giderek ne yapacak? Seyrekleşecek. İşte şu bölgede artıya daha yakın olduğu için artının alanı daha etkili. Burada eksi olduğu için eksinin alanı daha etkili. Yani artı yükten ne yapacak? Elektrik alan çıkacak. Eksi yüke girecek. Artıdan dışarı çıkar. Eksi de içe girer. Mesela ikisi de artı artıysa bunlar birbirini ne yapıyor arkadaşlar? İtiyor. Mesela tam ortadaki etkisini bulmak istersem ne olur? Buraya artı bir yük koyduğun zaman bu artı bunu iter. Bu da buradan iter. Ne olur? Birbirinin etkisini yok eder. Yani bu ne demektir? Şu demektir. Burada elektrik alan çizgisi görüyor musunuz? Hayır. Yani bu ne demek? Şu demek. Burada bu iki yükün etkisi yok. Yani daha doğrusu etkisi var ama birbirinin etkisini sıfırlıyor. Yani sen buraya atıyorum bir ekstra Qx yükü koyarsan bu Qx yüküne kuvvet uygulanmaz. Niye? Bunun uyguladığı kuvvet, onun uyguladığı kuvvet orada birbirini yok eder. Dolayısıyla burada etkilenen kuvvet sıfırdır. Yani burada iki yükün elektrik alan etkisi yoktur. Mesela şu üst bölgede elektrik alan etkileri yukarı doğru olacak. Artı bir yük koyarsam. Burada işte aşağı doğru olacak. İşte yüke yakın olan yerde çizgiler daha sık olması orada daha etkili. Uzaklaştıkça seyrek olması daha zayıf olduğu anlamına gelecek. Ve elektrik alan çizgileri artıdan ne yapıyor? Dışa doğru çıkıyor. Eksi yük de içe doğru gidiyor. Mesela bunların yükünü artı artı değil de eksi eksi verseydim. Yani bu eksi yüklü, bu da eksi yüklü olsaydı. Şekil aynı şekilde olacaktı alan çizgileri ama elektrik alan çizgilerin yönü ne olacaktı bu sefer? Eksi yük olduğu için içe doğru olacaktı. Yani aynı şekilde birbirinin etkisini orta bölgede sıfırlayacağı için orada elektrik alan çizgi geçmeyecekti. Ama yüklerimiz eksi Q eksi Q olduğu için yönü içe doğru gelmiş olacaktı. Örneğimize bakalım. Demiş ki XY kürenin KL'de oluşturduğu elektrik alanları şekil ekibidir. Yani diyor ki X yükünün K'daki elektrik alanı bu. Bakıyorum elektrik alan nereye doğru? Elektrik alan için ne yapıyorduk? Oraya test yükü koyuyorduk. Test yükümüz de her zaman artı 1'di. X artıyı çekmiş. Elektrik alan X'e doğru. Demek ki X'imiz nasıl bir yüktür arkadaşlar? Eksi bir yüktür. Mesela Y'nin L'deki elektrik alanı bu kadar mıymış? Oraya test yükümüzü koyduk. Test yükümüz her zaman neydi? Artı 1'di. Ne yapmış Y? O artı 1'i itmiş. İttiğine göre demek ki elektrik alan Y'den dışarı doğru çıktığı için Y yükümüz nasıl bir yüktür? Pozitif bir yüktür. X küresi artı yüklüdür. Hayır. X artı yüklü olsaydı oradaki elektrik alanı kendisine doğru, içe doğru değil, dışa doğru olurdu. Yani artı birlik yükü ne yapardı? Çekmezdi, iterdi. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlıştır. X'ye küre birbirine yaklaştığında küreler birbirini çeker. X eksi, Y artı. O zaman zıt yüklü. Yaklaştırırsan birbirini ne yapacak? Çekecek. Doğrudur. M'deki elektrik alan şiddeti K'daki elektrik alan şiddetinden küçüktür. Şimdi o X yükünün K'daki ve M'deki etkisine bakarsam M daha uzak. Uzaklaştıkça etki ne yapacak? Etki giderek zayıflayacak, azalacak. Dolayısıyla M'deki elektrik alan şiddeti K'ya göre nedir? Daha zayıftır. Daha da yakın bir noktadaysa daha güçlü olacaktır. Dolayısıyla M'deki elektrik alan şiddeti K'daki elektrik alan şiddetinden küçük müdür? Evet, küçüktür. Cevabımız 2 ve 3 olacak.
Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde de örnek sorularını çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.